Eligama Guliyev, Hocalı katliamının tanıklarından, annesini, babasını, eşini, bir kızını ve oğlunu, yakın akrabalarını, hemen tüm sevdiklerini katliamda kaybetmiş. Geriye tek bir oğlu kalmış. Katliam sırasında Hocalı'dan uzak bir noktada Ermeniler tarafından yakalanıp öldüresiye dövülmüş gözlerinin etrafındaki kan torbaları iki ay inmemiş. Bu halde Han kendine götürülüp hapse atılmış. Nasıl hayatta kaldığını, neler yaşandığını güçlükle anlatıyor. Nebem gitti, kızım gitti. kardeşlerim ham sonra kırıldı. Kalan uşaqlar ham sonra kırıldı. Belki 20 nöfet benim öz kohum öylerimden ham sonra kırıldı. Yol kesmek, kapı kesmek. Ha, ha. Bu kendi başladılar. Kendi masriye saldılar, kendi şükür elədiler. Öldüdüyün, öldüdüyün, öldümədiyün apardılar Tıpana girdi. Apardılar şu ola. Orada da 5 ay kalmışım orada. 5 ay. En akırıncı mən gelmişim. Ondan kalan ne bileyim, bir, bir, iki, bir. Kimin umudu var, gelip, ölen, ölüb, kalan, kalıp, gelip. 5 aylık esaretten sonra Azerbaycan'a teslim edilen Eligama Guliyev, Kendisiyle birlikte tutuklu bulunan 116 kişiden sadece 46'sının hayatta kaldığını anlatıyor. Şimdi işgal altındaki Karabağ'ın hemen sınırında Belegand'da sığınmacılar için inşa edilmiş evlerden birinde yaşamını sürdürüyor. 26 yıl önce yaşadıklarını anlatırken şiddetin yavaş yavaş arttığını, Ermenilerin Azeri nüfusu yıldırmak için her yola başvurduğunu söylüyor ve ekliyor: "O dönemde karşı çıkacak silahımız yoktu." Üstelik böyle bir şey yapacakları kimsenin aklına gelmemişti. Tüfek yok, patron yok. Neyle, ne silahla eriyek. Dört yıl, dört yıl biz, onlar bizim korkumuzdan girmiyor oraya. Dört yıldan sonra onlar öyle başladı. Başlaşmanın hafta bu sündüm, tek tek adam öldürmeyi, kapı kesmeyi, kapını yandırmak, otlamak. Eligama Guliyev bir torununu da Sınır çatışmalarında şehit vermiş. Tek oğlu, gelini ve torunları ile birlikte toprağına, evine, Karabağ'a döneceği günü bekliyor. Eğer ölsem orada ola böyle. Burada ölmeyeyim. Çünkü benim dedem, babam, qəbrlərimiz tam oradadır.